Evet, merhaba. Bugün PhoneGap ile basit bir mobil uygulama nasıl geliştirebileceğimizi göreceğiz. Bu çalışmamızda ihtiyacımız olan şeyler öncelikli olarak bir HTML5 framework'ü, bir çerçeve yapısı. Bunun için Bootstrap'ı kullanacağız. Bootstrap.com'daki örneklerden faydalanacağız. Bu örnekler üzerine kendimize ait değişiklikleri yapabilmek için bir metin editörü olan Barakıts'ı kullanacağız. Ve daha sonra yaptığımız dosyaları, çalışmalarımızı GitHub üzerinde oluşturduğumuz bir depoya, bir kod deposuna göndereceğiz. Ve kod deposundan da PhoneGap'in web tabanlı olarak APK dosyasını oluşturabildiği, paketleyebildiği platformuna yapmış olduğumuz çalışmaları göndererek APK dosyasını üreteceğiz. Şimdi bu çalışmalarımızı yapabilmek için bir klasör oluşturalım ve tüm çalışmalarımızı bu klasörün altında yer verelim. Ben genelde Workspace isimli bir klasör içerisinde bir klasör oluşturuyorum. O da Mobile Test adını buna verelim ve ihtiyacımız olan tüm çalışmaları bu klasör içinde oluşturalım. Daha sonra örnek çalışmamızı tespit etmek için getbootstrap.com'un example, yani örnekler bölümüne giriyoruz. Bu örnekler bölümü içerisinde istediğiniz herhangi bir tasarımı seçebilirsiniz. Burada aslında hem üstteki barın bir şekilde sabit olarak kaldığı, içerideki nispeten içerik kısmında sade olan bir örnek seçebiliriz. Buradaki çalışmalarımızı tarayıcımızı daha sonra boyutlandırarak cep telefonu nasıl gözükebileceği ile ilgili olarak da aslında bir fikir elde edinebiliriz. Burada Chrome içerisinde boş bir yerde sağ klik yaparak Save As deyip, farklı kaydet diyerek veya file'dan dosyadan gelip Save Page As diyerek sayfayı sabit diskimize kaydedeceğiz. Burada öncelikli olarak bir isim verelim. Ben burada index.html olarak bu dosyayı isimlendiriyorum ve çalışmalarımızı da biraz önce oluşturmuş olduğumuz bu klasör içerisindeki Mobile Test isimli klasöre kaydedeceğiz. Buradaki diğer bir önemli nokta ise format bölümünden Web Page Complete seçeneğinin aktif halde olması. Aksi takdirde sadece HTML dosyasını indirmiş oluruz ki biz bütün CSS yani stil dosyalarından JavaScript dosyalarının da inmesini istiyoruz. Hepsini bir paket halinde oluşturmak için. Bunu kaydet dediğimiz anda artık bizim çalışma klasörümüz içerisinde hem bir index dosyası yer alıyor hem de bununla beraber ihtiyacımız olan diğer dosyalarda yer almakta. Şimdi Bootstrap içerisindeki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Barakıts'tan çalışacağımız klasörü tanımlayalım. Barakıts bir metin editörü, gayet aslında basit bir metin editörü ama bize özellikle Chrome'la olan bağlantısı büyük bir avantaj sağlıyor. File'dan, dosyadan Open Folder, klasör aç diyerek çalışma klasörümüzü seçiyorum. Ve bu çalışma klasörü içerisindeki index dosyasını aktif hale getiriyorum. Bu index dosyası içerisinde birazcık temizleme işlemi yapabilirim. Örneğin ihtiyacım olmayan satırları silebilirim. İşte dil yapısı ile ilgili bir takım tanımlamalar yapabilirim. Benim normalde web sayfalarında ihtiyacım olabilecek ancak mobil bir uygulamada ihtiyacım olmayan üst veri satırlarını silebilirim. Ve bir takım farklı o uygulama ile ilgili özellikleri config dosyasında, ayrı bir konfigürasyon dosyasında tutmam gerekiyor ki bunu benden zaten PhoneGap bekliyor. Yine dediğim gibi ihtiyacım olmayan bir takım çalışmaları buradan siliyorum. Bu görmüş olduğunuz ek tanımlamaları da CSS dosyalarından silebilirsiniz. Eğer bu dosyalar sizin direkt olarak kök dizinizde yer alacaksa baştaki klasör bilgilerinde devreden çıkartabilirsiniz. Hepsi ana bir klasör yapısında olmasını istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Örneğin işte bu CSS dosyası direkt olarak dışarıda kalsın.
İşte diğer bir bağlantı, bu sticky yapının sağlanabilmesi için oluşturulan yapı, diğer CSS dosyası ve JavaScript dosyaları da aşağı tarafta. Bu bağlantıları da temizleyebilirsiniz ve onları da ana klasörünüzde yer vermek isteyebilirsiniz. Ki buradaki ek tanımlamalar, dediğim gibi ihtiyacımız olmayan tanımlamaları siliyoruz ve iki tane JavaScript dosyasını, iki tane de CSS dosyasını bu şekilde tanımlıyoruz. Tabii bunları bir de klasörün içinden çıkartıp ana yapıda yer vermem lazım. Bunları ana yapıya taşıyorum. Kök dizine taşıyorum. Ve çalışmalarımı Barakıts'ın canlı ön izleme penceresini aktif hale getiriyorum. Tarayıcımın boyutunu da, genişliğini de aslında daralttıktan sonra, bakın normalde menü bu şekildeyken cep telefonunda görüleceği şekil buna yakın bir şekil olacaktır. Bunu da test etme şansım oluyor. Bu şekilde menü açılıp kapanabiliyor. Tarayıcımı da ayarladıktan sonra aslında Barakıts'ı da ayarlayabilirim. Ve bu şekilde çalışmalarla ilgili olarak canlı ön izlemeyi Barakıts içerisinde değişiklikleri yaparken kullanabilirim. Şimdi ihtiyacım olan bir takım sayfa yapılarıyla ilgili değişiklikleri yapayım. Buradan aslında seçtiğiniz yer otomatikman görüntüleniyor. Mesela Fix Now'ları seçtiğiniz zaman bakın hemen burada onu seçili hale getirdi. Buradan uygulamamızın adını buraya da verelim. Daha sonra menü ile ilgili olan çalışmaları buradan ayarlayabiliriz. Bakın Home kısmı, yani ana sayfa kısmı, buna ana sayfa olarak isimlendirebilirim ve link olarak da buna index.html ismini verebilirim. Daha sonra başka linkler de var. Bakın UL etiketi içindeki, yani unordered list içindeki her bir LI etiketi aslında bir menü öğesini ifade etmekte. Ben biraz sadeleştireyim bunu. Örneğin uygulamam içerisindeki diğer bir sayfa, sayfa 1 olarak bunu belirleyeyim ve onun adresini de sayfa1.html olarak belirleyeyim. Şimdi bakın menüyü açtığım zaman burada gerekli olan değişiklikleri gözlemleyebiliyorsunuz. İkinci bir linke ihtiyacınız varsa bu link yapısını seçip şu şekilde kopyalayıp hemen bunun altına yapıştırdığınız zaman artık ikinci bir link yapısı yer alıyor. Sayfa 2 ve sayfa 2 HTML'e gitsin diyorum. Şimdi buna baktığımız zaman çalışmaları gözlemleyebiliyoruz. Örneğin buradaki yapıyla ilgili olarak navigasyonu kullanmak istiyorsunuz. Ve navigasyonun içerisindeki örneğin bu search kısmını devre dışı bırakmak istiyorsunuz. O zaman örneğin buradaki yapılardan ihtiyacınız olmayan bölümleri de devre dışı bırakabilirsiniz. İşte buradaki bölüm içerisinde sayfa 1, sayfa 2'nin içinde bir form yapısı var bakın. Search bölümü. Bunu da isterseniz seçip devre dışı bırakabilirsiniz ve daha sade bir menü yapısına sahip olabilirsiniz. Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra içerikle ilgili de biraz sadeleştirme yapalım. Burada bakın bir başlık bölümü var. Menümü kapattığım zaman daha rahat görebilirsiniz. Buraya tıkladığınız zaman da seçili hale geliyor bakın. Bu da bizim için bir avantaj. Rahat bulabilmek için içerikle kod bölümü arasındaki bağlantıyı. Buradaki bölüme de örneğin ana sayfa diyelim, hangi sayfada olduğumuzu görebilmek açısından. Şu anda içerik istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Öne çıkan bölüm burada. Paragraf bilgisi bakın hemen aşağı tarafta. Burada farklı şekillerde bu bilgileri istediğimiz gibi resimler, küçük farklı öğeler koyarak zenginleştirebiliriz.
Bu menü yapısı ve sadeleştirme yapısını oluşturduktan sonra, bu arada isterseniz bir de alt taraftaki bölümü güncelleyelim. Yani footer kısmını isterseniz güncelleyelim. Buna mobil test uygulaması 2019 şeklinde bir isim verelim. Ve bu çalışmayı da tamamladıktan sonra file'dan, dosyadan farklı kaydet diyerek diğer sayfaları da oluşturalım. Buradaki hangi isimleri verdiyse, ki biz sayfa 1 HTML ve sayfa 2 HTML demiştik. Sayfa 1 HTML olarak bunu kaydettik. Başlığında bir değişiklik yapıyorum ki sayfaya gittiğimizi anlayabileyim. Yani şuradaki ana sayfayı burada değiştireceğim. Buradaki kısmı değiştireyim ki bunu rahatlıkla anlayabileyim. Sayfa 1. Ve daha sonra da yine bunu Save As'le bu sefer sayfa 2 olarak kaydedeyim. Ve sayfa 2 olarak kaydettikten sonra da yine buradaki içeriği sayfa 2 olarak belirleyeyim. Şimdi artık tüm dosyalarımı kaydettim. Menü çalışıyor mu bakayım. Ana sayfayı dediğim zaman indekse gitti. Sayfa 1'e dediğim zaman sayfa 1'e. Ve sayfa 2'ye dediğim zaman da sayfa 2'ye gitmiş oldu. Tüm dosyalarımı kayıtlı olduğunu kontrol ediyorum. Ve bu aşamadan sonra artık Brackets üzerinde sayfa yapısı olarak herhangi bir çalışma yapmama gerek kalmıyor. Sadece bir konfigürasyon dosyası oluşturup bunu projemin içine yerleştirmem lazım. Bunun için GitHub'daki eski daha önce yapmış olduğumuz projelerden kütüphane oryantasyon uygulamasının içerisindeki config dosyasının bir kopyasını kullanabilirim. Buradan tüm metni alıyorum. Brackets içerisinde kök dizinde adı mutlaka config.xml olacak dosyayı oluşturuyorum ve buradaki içerikle ilgili olarak çok basit düzenlemeler yapıyorum. Bu ID'yi özelleştiriyorum. Çünkü aksi takdirde bu isimde bir, bu ID'de bir farklı uygulama varsa mobil cihazına bunu silebilir. Mobil cihazıma isim veriyorum. Ve buradaki bölümde de bir ikon dosyasına referans var. İkon dosyasını da yine sistem içerisinde oluşturacağım ki benim mobil cihazımda o ikon dosyası da uygulamanın ikonu olarak gözüksün. Şu anda her türlü çalışmayı Brackets'ta tamamladım. Brackets'tan artık çıkabilirim. Bir basit ikon dosyası arayayım. Pixabay bu konuda çok güzel bir site. Birçok ücretsiz, rahatlıkla kullanabileceğimiz dosya yapısının olduğu yapı. Örneğin bunu mobil diye bir aratma gerçekleştirebiliriz. Bunların bazıları tabii ücretli, üsttekiler reklam amaçlı. Buradaki bölümden de ben istiyorum ki illüstrasyonlar gelsin sadece ve bu şekilde bir çalışmayı, mobil yapıyı kullanmak üzerine oluşturabiliyorum. İstediğim herhangi bir resmi buradan seçebilirim. Örneğin benim uygulama ikonum bu olsun diyebilirim. Burada kısımdan da görece boyut olarak küçük olan versiyonu indirebiliriz. Mesela buradaki boyutunu bu şekilde indirebiliriz. Şu anda bu dosyamız da inmiş oldu. Aslında buradaki yapıda mümkün olduğu kadar bu çalışmada belki tam bir kare seçmekte fayda var. Tam kare olan bir belki resim seçmek daha uygun olabilir. Şu anda buna da ikon olarak bunu belirleyelim ve kendi proje klasörümüzün içine bunu
kaydedelim. Artık ikon PNG dosyamızda dikkat ederseniz oluşmuş oldu herhangi bir problem olmadan. Şimdi yapmamız gereken çalışma GitHub hesabımıza gitmek. GitHub hesabımızdan yeni bir depo oluşturmak. Bu oluşturduğumuz yeni depoya da bir isim verelim. BBY261 mobil test isimli bir çalışma olsun bu. Public oluyor depomuz. README'yi aktif hale getiriyoruz. Lisans olarak da örneğin MIT lisansını seçebilirsiniz ve bizim dosya yapımızı, daha doğrusu klasör yapımızı oluşturuyoruz. Buradan upload files diyerek dosyaları yükleyebileceğimiz platformu aktif hale getiriyorum. Tüm dosyalarımı seçiyorum. Sürükleyip buradaki bölümü bırakıyorum. Önce upload oluyor. Önce yükleniyor bu dosyalar. Yüklendikten sonra da git yapısında commit dediğimiz, aslında bir anlamda onaylıyoruz, gönderiyoruz bunu depoya. Şu anda yükleme işlemi gerçekleşti. Commit changes diyerek bu yükleme işlemi sonrası bütün dosyaları bizim buradaki mobil test kod deposuna gönderilmesini sağlıyoruz. Bu mobil test deposuna gönderdikten sonra artık PhoneGap'e geçip PhoneGap build'dan bu dosyaları isteyebiliriz. PhoneGap build'a geçiyorum. Burada önemli olan sizin PhoneGap içerisinden GitHub account'unuza bağlantıyı sağlamanız. GitHub account'unuzun kullanıcı adını buraya girip authorize etmeniz yeterli. Bu platform da aslında, PhoneGap'in build platformu da sadece bir Adobe hesabıyla, herhangi bir ürüne sahip olmanız gerekmiyor, ücretsiz bir Adobe hesabıyla bu sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Buradaki platform içerisinde de New App diyerek yeni uygulamamızı Open Source olarak seçiyoruz. Çünkü Private'da ekstra bir ücrete tabi olabiliyor. Ve GitHub'daki projemizin Clone or Download bölümünden Git adresini alarak buradaki projenin çekileceği bölüme bunu ekliyoruz ve dosyaları gidip buradan almasını istiyoruz. Bakın, kare olmadığı için benim PNG dosyam birazcık onu boyutlandırdı. Çok önemli değil. Şu anda Ready to Build diyerek dosyaların üretim sürecini başlatıyorum. Buradaki bölüm içerisinde aslında hem iOS için, hem Windows Mobile için, hem de Android için üretiyor. Fakat bir yetkili geliştirici olmanız lazım iOS tarafında. Bir anahtarla bu çalışmayı yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde ise zaten Windows Mobile artık devreden çıktığını söyleyebiliriz. Fakat buradaki kısımda ise Android'i gözlemleyebiliyoruz ve Android'in APK'sı hazır. Buradan download edip kullanabiliriz veya tarayıcımızın, mobil cihazımızın tarayıcısının kare kod okuyucusundan da download edebiliriz. Buradaki APK'ya tıklıyorum ve bilgisayarıma APK dosyası yerleşmiş oluyor. Şu anda download bölümünde APK dosyam debug, yani aslında test amaçlı bir anlamda olarak oluşturulmuş durumda. Markete gönderirken farklı bir uygulama yapmak gerekiyor ama şu andaki bu haliyle rahatlıkla bir Android cihaza USB yardımıyla yükleyerek veya dediğim gibi tarayıcıdan download ederek bunlar koyulabilir. Son olarak da GitHub depoma bu APK dosyasında kaydediyorum. Daha doğrusu yüklenmesi için sürükleyip bırakıyorum. Ve commit kısmından da bu çalışmayı tamamlıyorum. En sonunda commit ettiğimiz zaman proje klasörümün içerisinde BB261 mobil testin içerisinde APK'da hazır bir hale geliyor. Buradaki genel yapısına baktığımız zaman PhoneGap platformunun özelliklerini kullanarak basit bir HTML5 framework olan Bootstrap yardımıyla bir örnek çalışmayı Brackets içerisinde düzenleyerek GitHub'daki depomuza yerleştirdik ve PhoneGap build'den
APK paketini oluşturduk ve çalışmalarımızı bu şekilde tamamlamış olduk.